günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Gayanet Hatevosyan'ın konuşması. Rus barış güçleri Arsak'ın Martuni bölgesindeki 324 aileye insanı yardımda bulundu. Vayotsur Valisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Cermuk şehrine sızan Azeri grubu çıplak gözle görmek mümkündür. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Hayazet ilçesi. Müslümanlaştırılmış Ermeniler, Tehcir edilmiş Ermenilerin eğitim merkezleri Nubaryan Ulusal Okulu. İran, Şiraz'daki terör saldırısının failinin bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu duyurdu. Batı Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi Gahanet Hatevosyan, Batı Televizyonu yayınında 16. yüzyıldan bu yana Batı çeşitli illerinde devam eden meşru müdafaa savaşlarını sundu. Savunma savaşlarının kilit odaklar Sasun, Zeytun ve diğer ilçelerdi. Daha sonra Muş, Karin ve diğer yerlere yayıldı. Milletvekili Musa Dağı'nın meşru müdafaasından gerçekleri sunarak özellikle şunları söyledi. Türkler Ermenilere teslim olmayı teklif ettiler ama mantıklı olarak buna inanmadılar ve yardım gelene kadar direndiler. Ayrıca Artaq'ın kahramanca mücadelesine de atıfta bulundu ve Kurtuluş mücadelesinin amacının Artaq'ı Ermenistan'a birleştirmek olduğuna dikkat çekti. Rus Barış Gücü askerleri çok uluslu Biz-Biris projesinin gönüllüleriyle birlikte Artaq'ın Martuni bölgesinin 324 aileye insanı yardım sağladı. Bunu Artaq'taki Rus Barış Gücü birliklerinin telegraf kanalından öğreniyoruz. Mesajda, Martuni sakinlerine temel ihtiyaçlar malzemeleri ve gıda dolu çantalar verildi, deniyor. Ermenistan'ın Cermuk şehrinden görülebilen bir yerde, Ermenistan'a sızan Azeri grubu çıplak gözle görmek mümkün. Bunu Vayuz zor valisi Ararat Grigoryan, 7 Kasım'da gazetecilerle yaptığı görüşmede söyledi. Ararat Grigoryan, ''Aldığımız bilgilere göre Azeri grubu henüz ayrılmadı.'' Ancak Genel Kurmay Başkanlığı bunun hakkında daha net bilgiye sahip. Onlara görünür alanda çıplak gözle görüyoruz. Bölgeyi hangi grubun terk ettiğini Genelkurmay Kurmay Başkanına sormalısınız." dedim. Hatırlatalım ki Genel Kurmay Başkanı Eduard Asıryan, 3 Eylül'den sonra Cermu Gönü'nde kalan düşman birimlerinin kayıplara uğrayarak geri püskürtüldüğünü açıkladı. Ararat Grigoryan'a göre sınırdaki durum nispeten istikrarlı, Cermuk'ta herhangi bir olay kaydedilmedi. Batı Ermenistan Türk-Azerbaycan askeri birliklerinin Ermeni topraklarından ayrılmasını talep ediyor ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği gözlem gruplarını dikkatlerini benzer durumlara çekmeye çağırıyor. Bayazet ilçesi Batı Ermenistan'ın Erzurum vilayetinde yer almaktaydı. Eskiden Bayazet'in yerinde Bagratuni hanedanının ikametgahı olan Kale şehri Daroing yer alıyordu. Bayazet Van gölü'nün kuzey doğusunda yer almaktadır. Merkezi Bayazet şehriydi, Kale şehri olarak da anılıyor. Arazanın Nehri birçok koluyla ilçenin içinden akıyordu. Bayazet'in Ermeni nüfusu ticaret, tarım, hayvancılık, el sanatları ile uğraşıyordu. Şehirdeki 200 dükkan ve bakkalın çoğu Ermenilere aitti. 18. yüzyılın sonuna kadar 2000 Ermeni hanesi ile Batı Ermenistan'ın en kalabalık şehirlerinden biriydi. Bayazet'te birkaç okul vardı. 1914 yılına kadar 300'den fazla Ermeni öğrencisi olan Aramyan Karma Okulu da vardı. Eyalette aynı adı taşıyan bir kale ve birçok kilise vardı. Kürt göçebe aşiretlerin sık sık yaptığı savaşlar ve saldırılar Ermeni nüfusunu yerinden ederek veya yok ederek yerleşimi birkaç kez insansızlaştırdı. Ancak Ermeni nüfusunun ezici çoğunluğu katliamdan sah kurtulmayı başarmış, Doğu Ermenistan'a yerleşmiş veya dünyanın diğer ülkelerine göç etmiştir. Müslümanlaştırılmış Ermeni gruplarından kimileri takip eden kuşaklar boyunca Ermeniliklerinin veya Ermeni kökenlerinin bilincindeyken kimileri son 20-25 senelik süreç içinde bu köklerini fark ettiler. Fark edenlerin bu köklere tepkileri de farklılıklar gösterdi. Geçen hafta Agos'ta Adıyamanlı Ermenilerin Hayder isimde bir dernek kurdukları haberi vardı. Bu tür hemşehri derneklerinin kurulması memnuniyet verici. Çünkü bunlar adeta yanmış, kül olmuş bir ormandaki hayat belirtileri gibiler. Anadolu Ermenilerinin üzerinden geçmiş, onları tarihsel topraklarından koparmış büyük soykırım felaketine rağmen bu topraklardaki varlıklarının eskiyle kıyaslanmayacak durumda olsa da bir şekilde sürdüğünün kanıtı bunlar. Şiraz kentinin Şahçerah Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını bir Azerbaycan vatandaşı organize etti. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı 7 Kasım'da şu açıklamayı yaptı. Ülke içindeki terör hücresinin ana organizatörü ve koordinatörü, Tahran'a gelen ve Afganistan'daki IŞİD grubunun temsilcileriyle temasa geçen ve onlara İran'da bulunduğu bildiren bir Azerbaycan vatandaşıdır. Türbede terör saldırısını organize eden grubun içinde Afganistan ve Tacikistan vatandaşları da vardı. İstihbarat Bakanlığı'na göre Şah Çerak Türbesi'ne düzenlenen saldırıda suç ortaklığı şüphesiyle 26 kişi tutuklandı. Bunlar Azerbaycan, Tacikistan ve Afganistan vatandaşlarıdır. Batı Ermenistan bu terör eylemini resmen kınadı. Bu acıyı paylaşıyor ve dostanı İran'da terör kurbanlarının ailelerine başsağlığı diliyor. Nubaryan Ulusal Okulu 1925 yılında Kahire'nin Heliopolis Banliyosu'nda Ulusal Hayırsever Bogos Nubar Paşa'nın bağışıyla kuruldu ve adını taşıyor. Anaokulu, okulu, ilkokul ve lise bölümleri vardır. Okulun amacı öğrencileri yüksek öğretim için hazırlamaktır. Okulda Ermeni dili ve edebiyatı, Ermeni tarihi, bibliografya, Fransızca, İngilizce, Arapça, din tarihi, doğa bilimleri öğretiliyor, sanat dersleri veriliyor. Okulun 1926'da 138 öğrencisi, 1996'da 110 öğrencisi ve 23 öğretmeni vardı. Okulda bir kütüphane ve matena daran bulunmaktadır. Okul Arek gazetesini yayınladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safarya'nın seslendirdiği İnna Or İnna Mis adlı eserini sunuyoruz. İnna Or inna mis, Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.